Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 8 Mart Çarşamba İstanbul yarış programı tekrar sizlerle beraberim. İstanbul'da da 10 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var sevgili dostlar. Birinci koşudan itibaren birinci altılı ganyanımız başlıyor. 13.30'da handikap 16 dişlilere mahsus 4 ve kore İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. Bakıldığında 8 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Gerçekten yani kaliteli atların bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada sizlere 4 at önereceğim. İlk şanslı atım Ankara'dan gelen, aradan sonra yarış gören 25 Haziran'da 2000 metre kumu son virajdan sonra çok rahat geldi. Yani son viraja kadar sevgili dostlar. Ve de kafaya aldı. Fotoya doğru süzülmeye çalıştı. Yani bunu da aynı yarışı seyredebiliriz sevgili dostlar. Mert Gökalp Aslan'la 3 numarayı sizlere, Alora'yı sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim Apprent arkadaşımızla. Evet, aradan sonra tekrar bir yarış gören o da 10 Haziran'da 2000 metre sentetikte İstanbul'da derecesi ayrıldı. Çıkışta önlerde yerini alır diyorum sevgili dostlar. Son fotoya kadar yani inatçı bir karaktere sahip olan o da 6 numara sevgili dostlar. Pedro'mu da sizlere bomboş kiloyla koşuyor. 50 kiloyla hiç yabana atılmayacak. Bunu da mutlaka kuponumuzda olsun sevgili dostlar. 3 numara ilk atım, ikinci atımda 6 numara olacak. Hiç yabana atılmayacak. Bir beyaz bayrak aynı yarışı seyredebiliriz zaten. Ondan önceki bir koşusu vardı. O da Dakota ile beraber koşmuşlardı. 1 numarayla kafa burun fotoya kadar girdiler. Ve de burunla da 1 numara galip ayrılmasını bilmişti. O zaman bu sefer farklı bir yarış sergileyebilir. Yani buranın bombasını patlatabilir. Aman diyorum, 6'yı mutlaka kuponumuza yazalım. Tabii ki sonradan 4 numara Özcan Yıldırım'da koşacak olan atımız. Ve de 1 numara Dakota sonlarda gerçekten çok kuvvetli geliyor. Yani kaliteli bir 63 kilo olmasına rağmen yani gerçekten harika bir koşu sergiliyor. Biri de kuponumuza ilave edelim. İkiye pek güvenmiyorum. Uzun gelebilir. Kuponda yer vermeyeceğim. Yani 4 at yeterli olacak. 3, 6, 4 ve 1 numaralı atlar benim için yeterli olacak. Tabii ki yeri olan arkadaşlar da 2'yi değerlendirebilir. Ben yer vermeyeceğim kuponumda uzun gelir diye. Yani burada harbiden 3, 6, 4 ve 1'in dışına çıkmaz diyorum sevgili dostlar. 2 de gelirse benim de kısmetim derim sevgili dostlar. Evet, birinci koşumuz böyle olacak. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik kumla start alıyor sevgili dostlar. Evet, burada 2 at önereceğim. İlk atım yani çıkışta kafaya alır. O zaman da Akın Sözen de bunu yapacaktı. Yani fotoda yakalandı. Gökhan Kocakaya ile belki başarabilir, rövanşı alabilir. O da 1 numara Lady of Partenya'dan sevgili dostlar. Kafayı alır. Bu sefer de 100 metrede kısaldı. Fotoya doğru süzülebilir. Beyaz bayrak aynı yarışı bekleyebiliyorum. Rövanş olacağını düşündüğüm 2 at önereceğim. İlk atım 4 numara olacak. İkinci atımı tabii ki 1 numara Lady of Partenya. Halis Karataş da sonlarda gerçekten çok güçlü geliyor. Ve de fotoda rakiplerini avlama biliyor. Bunu da bilmiyorum ikinci sefer yapabilecek mi? 100 metrede kısaldı, gücü yetebilecek mi? Etkili geliyor. Sprintine geç kalırsa 4 numara beyaz bayrak aynı yapar. Yani 4 ile 1'i ayırt edemedim sevgili dostlar. 4-1 benim için yeterli olacak burada ikinci koşuda. Evet, üçüncü koşumuz sevgili dostlar şartlı 4-4 uykur Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Burada da 2 at önereceğim. Bursa'da harika yarışlara sahip olan, o da Bursa'dan geliyor, Halis Karataş'la uzun aradan sonra yani yaklaşık 3 seneden sonra ilk defa tekrar buluşuyorlar. Ve de söz sahibi olacağını düşündüğüm 2 numara Altepe'yi sonlarda gerçekten çok kuvvetli geliyor. Ve de Halis'e ilk şans vereceğim atım olacak 2 numara. Evet, ikinci atım Bodrum Kalesi olacak. Hişman Çizik de son koşusunda 1600 metre çimde kazanma başarısı gösterdi.
Akkule'yi de mağlup ederek sevgili dostlar. Sonlarda o da viraja kadar rahat gelip ve de kısalan bu mesafede onun da söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bir numara Bodrum Kalesi'nde ikinci şanslı atımı olarak sizlere öneririm. Gerçekten çok cüsseli bir at, yere de sağlam basıyor. Bodrum Kale'yi de ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Bir at daha var. Onu da sizlere hiç aklımda kalmadan söylemek istiyorum. 4 numara sevgili dostlar Hilal Eda İlker Soyat'la start alıyor. Bunu da mutlaka değerlendirelim. 3. at olarak sizlere önereceğim. Buranın bombası olur. O da farklı bir yarış bekliyorum ondan da. 151 günlük bir aradan sonra güzel işlerle bu koşuya hazırlandı. Bir Kayızberk orucumuz, gerçi Kayızberk orucumuz 5-6 da var ama ben 4 numaradan yana kullanmak istiyorum. 3. şanslı atımda 4 numara bunların kapışmasından yararlanıp birbirlerini, yani son virajdan sonra 2 ile 1 kapışır diyorum ama aralarından da 4 numara Hilal Eda sıyrılabilir, aman diyorum, çok dikkat edelim. 4'ü de mutlaka yer olan arkadaşlar için de kuponda yer versinler sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz şartlı 3, 2 yaşlı İngilizler 1000 metre sentetik kumla start alıyor. Burada da 4 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Tabii ki burada banko olarak önereceğim bir at var. O da Özcan Yıldırım'la start alacak olan ilk koşusunda sevgili dostlar yarış hayatına İstanbul'da başladı. Ve de aynı mesafede koşu gördü ve de kazanma başarısı gösteren 1 numarayı sizlere banko olarak önereceğim. Bayıldım koşusuna, tekrar videosunu izledim bir daha emin olmak için sevgili dostlar nasıl bir yarış sergilemiş diye bir daha baktım. Çıkışta tabi tay olduğu için bir adaptasyon sorunu yaşadı ve de önlerde yerini aldı. Virajdan sonra uzamaya başladı ve de o zaman ekürüsü vardı, ekürüsü de gelip sonlarda çok güçlü ataklarla geldi. İşman biniyordu o zaman da ve de geldi, o da ikinciliğe yerleşti. Ekürüler el ele kol kola yarışı kazanmış oldular. Yani bir numara yine kazanır diyorum ve de banko olarak öneriyorum. Ekürüsü sevgili dostlar büyük ihtimalle şimdi tek giriyor. Onu da uzun mesafedeki bir yarışa 2200 bilemedim. Pardon arkadaşlar, 1200, 1300, 1400'e deneyecekler. O da uzun mesafeyi çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Onu da takip altına aldım. Yani gördüğüm an onları da size, onu da size banko olarak önereceğim. Size takip alın. Sonlarda o kadar kuvvetli geldi ki işmanla, yani mesafe istediğini bize gösterdi, kanıtladı. Yani öyle gözlemledim. Yani o yüzden onu ayrı tutmuşlar. Onu da uzun bir mesafeye büyük ihtimalle yerleştirecekler sevgili dostlar. Evet, 4. koşta 1 numaramız banko olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 5. koşumuz handikap 15, yamak 3, 4 yaşlı Araplar 1500 metre sentetik kumla start alıyor. Evet, burada yine bir araya gelen 2 atımız var. Onları sizlere önereceğim. 2 atı önereceğim sevgili dostlar. 2 numara büyük atlı 1300 metre kumda kazanma başarısı gösterdi. O zaman 10 numara tek kuşunla beraber koşmuştu ve onu sonlarda avlamayı becerdi 1300 metre kumda. Yani o zaman da uzuna gerçekten çok yatkın olduğunu gösterdi bizlere. Sonra en son koşusu zaten 2100 metre kumda da 3. oldu. Şimdi 1300 değil 1500'e çıkıyor. Çok şanslı olacağını düşündüğüm 2 numara büyük atlıyı Halil Kaplan'la sevgili dostlar ilk şans atım olarak öneriyorum. Evet, 10 numara tek kurşun. Ondan sonra o da son koşusunu 1400 metre kumda kazanma başarısı gösterdi. Ve de gene büyük atlıyla aynı gruba düştüler. Bakalım büyük atlıdan rövanşı alabilecek mi? Büyük atlı yine geçme başarısı gösterebilecek mi? Çıkışta önlerde yerini alacağını düşündüğüm yine tek kurşun sevgili dostlar. Geçenlerde zaten tek önermiştim 1400 metre kumunda, beni de yanıltmamıştı. Şimdi de bakalım beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya çalışacak Daniel Kaya ile, buna büyük atlı izin verecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz ama büyük atlı bir iki adım önde görüyorum. Risk edilip tek dağıtabilir ama tek kurşunda ona rakip görüyorum. Yani kuponumda 2-10 yazdık mı sevgili dostlar? Bence bu aya kapatmış oluruz. Riske değer mi? Değebilir, değmeyebilir. Tercihi size bırakıyorum.
2 ve 10 nolu atlar bu koşu için yeterli olacak sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz sevgili dostlar, mailen bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla start alıyor. Burada bankomuz olacak. O da Saadettin Boyraz'la start alacak olan 8 numara Saygın Er sevgili dostlar. İlk koşusunu Bursa'da yarış hayatına başlayan 1000 metre kumda Nurettin Şen'le 3.lükte ayrıldı. Ve de İstanbul'a gelen 1100 metre sentetikte Saadettin Boyraz'la yarışı kazanacaktı ama o zaman yarıştan ikincilikte ayrıldı. Bu sefer çok şanslı diyorum. 8 numara Saygın Er. Yani bu grubun gerçekten üstünde bakıldığında iş derece yapamayan atlarımız da bir arada ama 8 numara bunların gerçekten 1-2 adım önünde, yani 1-2 adım demeyeyim, bayağı bir önünde diyorum bu gruptan viraja kadar. Yani çıkışta önlerde yerini alır, ikincilik, üçüncülük bilemedim, belki de kafayı da alabilir, öyle izlenim verdi bana. Ve de virajdan sonra kopup gider ve de kazanır sevgili dostlar. Arkadaki grubu ikinciliğe bırakır ve de ikincilik mücadelesine bırakır. 8 numara gönül rahatlığına yarın İstanbul'da kalesi olur sevgili dostlar. Evet, ikinci altılı gayemizin başlangıç ayını söyleme unuttum. 5. koşta sevgili dostlar, ikinci altılı gayemiz başlıyor. Orada 2 at önermiştim. 2 ile 10 ve de ikinci altılı gayemizin de ikinci ayağı. Burada 8 numara tekimiz olacak. Ve de ikinci beşli gayenimizin de başlangıç ayağı, birinci altılı gayenimizin de son ayağı oluyor sevgili dostlar. 6. koşumuz. Evet, 7. koşumuz Saim Önhon koşusu olacak sevgili dostlar. Grup 3, 4 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Harika bir koşu bizleri bekliyor. Çok zor bir koşu bizleri bekliyor. Yani kimi çıkartırsanız, yani bunu sizlere söyleyeyim sevgili dostlar, zor bir koşu bizleri bekliyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana'da harika koşular sergileyip kazanan atlarımız 1400-1600'de. Yani ben kapama taraftarıyım. Yani ikinci altılı gayanımızın da ikinci koşusu oluyor burada. Yani 7. koşumuz çok zor bir koşuyla start alıyor, bizleri bekliyor. Burada tercihim hepsi olarak yer alacak. 7. koşu sevgili dostlar, benim kuponumda tercihim hepsi olması taraftarıyım. Evet, 8. koşumuz şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. Evet, son koşusunda 1400 metre çimle İstanbul'da kazanma başarısı gösteren 3 numara Proxy sevgili dostlar. İlk şansı atım olacak. O zaman Tolga Yıldız da start almıştı. Şimdi Müslüm Çelik'le start alıyor. Sonlarda aralardan öyle bir sıyrıldı gitti ve de fotoya doğru süzüldü. Ve de kazanma başarısı gösterdi. İlk atım olacak. İkinci atım hiç yabana atılmayacak. O da Ayhan Kurşun'la ikincilik de ayrıldı. Proxy'nin kazandığı koşuda Red Tornado sevgili dostlar. Yine Ayhan Kurşun'un da üstünde. Sonlarda adeta dıştan öyle bir ataklarını attırdı ki ne yazık ki ikincilik itindi sevgili dostlar. Yarım boylu arkasında 3 numaranın kazandığı koşunun arkasında ikincilik itindi. Virajı, son virajı gerçekten sonlarda döndü. Dışa açılarak döndü. Eğer Ayhan Kurşun yarın bu mücadeleyi biraz önlerde takip ederse 3.lük 4.lükte ve de virajı dışa değil de içten bariyer dibinden giderse, değişik bir aksiyonla yaparsa kazanma başarısı olabilir. Mutlaka biri kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. 4 at önereceğim. 3. atımda 4 numara olacak. Halis Karataş da hiç yabana atılmayacak bir lüksuar yavrusu. Çimde de başarılı koşullara sahip olan 4'ü de 3. atım olacak. Son olarak da Uludağ sevgili dostlar. Ters bir yarış gelebilir. Bu da Akın Sözen'le adından söz ettirebilir. Sonlarda aman diyorum, Uludağ'ı da kuponumuza ilave edeyim. Yani sıralamam 3, 1, 4 ve 2 nolu atlar olacak 8. koşuda. Evet, 9. koşumuz handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre sentetik kumla start alıyor. 9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz.
Burada da sizlere iki at önereceğim sevgili dostlar. İlk şanslı atım, o da 3 numara olacak. Halis Karataş'ta yarış hayatına başlayan ve de yine Halis'le son koşusunu Halis'le devam edecek olan sevgili dostlar. Bir aradan sonra bir yarış gördü. O da mesafe 2100 metre kumda, yani sentetikte 5.lik yarıştı. Ayrıldı. Yani uzun geldiğini düşünüyorum. Şimdi bu kısalan mesafede çok şanslı olur diyorum. Bu mesafede birincilik, ikincilikle, üçüncülükle ayrılan 3 numaramızı ilk şanslı atım olarak önereceğim. Evet, ikinci atımız, o da aradan sonra bir koşu gördü. Çim'de 1400 metre Çim'de İstanbul'da dördüncü olan zaten Hişman'la iyi uyum sağlıyor. 3 koşu gördü zaten sevgili dostlar. İkisi kumda, İstanbul'da sentetikte, son koşusu da Çim'deydi. Pişmanla da iyi uyum sağlayan, zaten pişman biliyor. 5 numara Beykoz'u da ikinci şanslı atım olarak sizlere önerim. Yani iki at yeter bu grubun, gerçekten çok üstünde gördüğüm iki at. Bence burayı kapanmış gibi farz ediyorum ben. 3 ile 5 nolu atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar 9. koşuda. Evet, 10. koşumuz Maiden bir koşuyla karşı karşıya. 3 yaşlı Araplar 1200 metre sentetik kumla start alıyor ve de ikinci ganyanımızın, yani ikinci altılımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Kapanış koşumuz. Burada sizlere 6 at önereceğim. İlk şanslı atım 1 numara sevgili Başvezir Gökhan Yıldız da start alıyor. Bunu mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani bakmayın 6. 5. 6. olduğunda çalışmaları da gayet iyi hazırlıklar geçirdiğini düşünüyorum. 1 numarayı ilk şanslı atım olarak önereceğim. 2. atım 3 numara Karacakayalı sevgili dostlar Özcan Yıldırım'la, o da güzel koşan düşündüğüm 3 numara 2. atım olacak. 3. atım 6 numara Onar Bey'i Ahmet Çelik'le start oluyor. Büyük ihtimalle yarın Favarihanesi'nde birinci at olabilir. Ama zor koşu. Tabii ki Onar Bey'i de kuponumuza ilave edecek. 8 numarada 4. atım olacak sevgili dostlar. Ankara'dan geliyor. Çok formda geliyor. O da üst üste 3.lük dairli Hişman Çizik'le de start oluyor. Uçar Şahin 8 numarada, mutlaka kuponumuza ilave edelim. Evet, 10 numara Eze Eze sevgili dostlar 5. atım olarak önereceğim. Son Çim performansına gerçekten bayıldım. İkincilikle ayrıldı. Kumda da gayet başarılı koştu. Ne yazık ki dördüncülükle ayrılmıştı. Daha tay olduğu için sevgili dostlar. Şimdi biraz daha tecrübe edindiğini düşündüm. 10 numara Eze Eze'yi de kuponumuza yer verelim. Son olarak da 11 numara Hasret Köprüsü Mehmet Kaya ile start alıyor. Onu da kuponumuza ilave ettiğimiz zaman burası kapanmış olur. 1, 3, 6, 8, 10 ve 11 nolu atlar benim için yeterli olacak. 10. koşu kapanış koşumuz. Zor koşuyla son buluyor 2. altılı gayenimizin ayağı sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.